Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videonun konusu yine Filistin, İsrail. Dünya gündeminde bomba gibi düşen Hamas'ın saldırısı devam ediyor. İsrail'in muhtemelen bu gece bir kara harekat söz konusu olabilir. Belki de yarın. Ve şu an Gazze'yi bombalıyor. Döne döne sivilleri, e, sivil resmi kurum hiçbir şey demiyor. Bombalıyor İsrail dünyanın gözü önünde. Peki bu nereye evrilir? Burada nasıl bir istihbarat savaşı da var? Dışarıdan izliyoruz olayları. Hangi ülke ne tepki verdi? Bununla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Bir de e, Türkiye'de büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde Ortadoğu'ya geldi, Ortadoğu'yu işgal edeceği, İran'la savaşacağı, Türkiye'ye cephe gibi Büyük İsrail kuruluyor gibi yaklaşım var. Ben dün bunun böyle olmadığını, Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin çöktüğünden bahsetmiştim. Bununla ilgili çok soru var. Biraz daha detay verebilir misiniz diye. Değerli arkadaşlar, dünya genelinde ulus devletlerin jeopolitik hesaplaşmalarını anlayabilmek için devletlerin doktrinlerine bakmak lazım. Hükümetlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde her hükümet gelir, şöyle bir dünya konjüktürüne bakar. Amerika'nın milli menfaatleri, hegemonyası nasıl devam edecekse ona göre bir strateji belgesi hazırlar. Güvenlik strateji belgesi bunu da kongreye sunar ve onaylatır. Çin mesela beyaz kitap hazırladı. Çin'in küresel kalkınma inisiyatifi var. Aynı zamanda küresel barış inisiyatifi var. Arka arkaya belge açıklıyor. E, Made in China diye China diye yani Çin yerli malı 2025 bir projesi var. Çin standartlar 2035 diye projesi var. Dolayısıyla nasıl hareket edeceklerini zaten ilan ediyorlar. Joe Biden'ın ilan etmiş olduğu güvenlik strateji belgesi 2022 yılında artık değişen dünya şartlarında yeni bir dönem var. Bu dönemde hedefe Çin'i koyuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri için Joe Biden'ın söylediği gibi dünyanın geleceği Hint Pasifik'te yazılacak. Denge orada kurulacak. Bu nedenle Joe Biden gücünü Hint Pasifik'e çevirdi. Ağırlığını Orta Doğu'dan da asker çekti, CENTCOM'dan. Aynı zamanda Hint Pasifik'te çok mesai harcıyorlar. Hindistan'ın için aldığı Kuart Dörtlüsü diye bir güvenlik mekanizması kurdular. İngiltere, Avustralya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri aklusu kurdular. Hint-Pasifik ekonomik Çerçe çerçevesi diye gitti. Yeniden Obama'nın geçmişte Trans-Pasifik anlaşması imzalamıştı. Trump geldi, çekildi. Bu kez Joe Biden, Obama'nın şeyini devam ettirmedi ama benzeri Hint-Pasifik ekonomik çerçevesini kurdu. Japonya ile özel anlaşma yapıyor, Güney Kore ile yapıyor. Dolayısıyla Amerika'nın şu anki stratejisi farklı devletleri de. Peki, Büyük Ortadoğu Projesi var mıydı? Vardı. Kimin doktriniydi bu? Bush'un doktriniydi. 2001, 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi olaylarından sonra Bush bir doktrin yayınladı. Terörle mücadele kapsamında Ortadoğu'ya gelecek. Aslında o söylenmeyen, ya bizdensiniz ya hedefsiniz şeklinde açıklaması vardı. Bush'un hatırlayın. Amerika'da o günleri yaş tutan arkadaşlar hatırlar. E, o noktada Ortadoğu'ya zaten... Geleceklerde bu iş doktrininde neydi Büyük Orta Doğu projesi? Belli ülkelerin bölünmesi, küçük devletlerin kurulması, ta Çin'e kadar aynı zamanda Orta Asya'nın Orta Doğu'nu tümden kontrol edip dünyanın yönetilmesi, Avrasya hakimiyeti düşüncesi buydu o noktada. Yani Orta Doğu sadece Orta Doğu da değildi bu. Peki Bush bu noktada girdi ne oldu? Hakimiyet kurmak istiyordu ama bakın. Karıştırdı sadece. Ve bu Bush'un ulus inşa etme yeniden bir e, projesi vardı. Ama Trump geldi. Trump doktrini, yarım doktrini değilim hadi. Amerika ulus inşa etme projesinden vazgeçti dedi. Askerlerimizi çekiyoruz. Amerika Orta Doğu'da 7 trilyon para harcadı. Amerika iki kere baştan başa kurardı. Dolayısıyla askerlerimizi çekiyoruz dedi. Pentagon'un e, bu noktada eğer Trump'ın yerine Bush olsaydı bugün Suriye'de işimiz zordu. Ortadoğu da yine zordu. Trump geldi. Daha sonra Joe Biden geldi. Dünya değişiyor. Peki niye 2001'de Bush Ortadoğu'ya hedef aldı? Değerli arkadaşlar, sadece din üzerinden açıklanmaz, inanç üzerinden. Amerika bir kapitalist devlet. Para o para çok çok daha önemli. Yani dini şeyi inancı güçlü olanlar, işte cemaatçi olanlar, Amerika'daki evangelik alt cemaatçiler, Şahin kanalı dedikleri ama Amerika'nın e, gerçek gücü daha başka. Sadece onlardan ibaret değil. Şimdi şöyle oldu. E, Sovyetler Birliği'nde iken Amerika'nın biraz sonra diğer doktrinlerden de bahsedeceğim. Amerika ve Şevretleri Sovyetler Birliği mücadelede Sovyetler Birliği çökünce yalnız kaldı. NATO'nun İskoçya'da mı bir İrlanda'dan bir toplantısı vardı. İskoçya galiba. Demirleydi teacher. E düşmansız olmaz dedi. Yeşil kuşak projesi. İslam dünyasını hedefe koymuştu o dönemde. Dolayısıyla 2001'de de Çin'i Dünya Ticaret Örgütü'ne üye yaptılar. Onay verdiler. Çin dünyaya entegre oluyordu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i başına bela olacağını hiç düşünmedi. Bak burada stratejik bir körlük var. İslam dünyasından problem olacağını zannetti. Burada işte o dönemde dini faktör vardı. Ve Çin ne oldu? Beklentisi şöyleydi Amerikalıların. Çin e, uluslararası demokratik sistemi tanıyınca yavaş yavaş çözülür, zenginleşir. E, komünizm biraz daha geriye atılır. E, Çin de sisteme entegre olur diyordu. Ama Çin uluslararası sistemi sonuna kadar sömürdü, kullandı. E, komünizmden biraz daha ileriye gitti Mao'ya doğru döndü Xi Jinping. Ondan önceki başkan vardı. O daha böyle açılımcı bir başkandı ama şimdi Xi Jinping geldi. Üstelik dünyaya Çin modeli diye bir model açıkladı. Bakın şu an medyada yok. Bu ayın 2 ayının ortasında Çin'de dünya yeni dünya düzeniyle ilgili bir kuşak bir yol çerçevesinde yeni bir toplantı olacak. Rusya Başkanı Putin de gidecek. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidebilir. Teklif yapmışlardı ne cevap verdi bilemiyorum ama 15'inde başka bir önemli bir anlamlı Çin'de bir toplantı olacak birçok devlet başkanının katılacağı. Dolayısıyla bu Asya'da bir problem yoktu İslam dünyasında düşmansız olmaz arkadaşlar. Amerika gibi bir devlet, savunma sanayi, silah sanayi hareket halinde olması lazım. Sürekli bir yerlerle uğraşması lazım bu noktada. Mesela Joe Biden'ın sosyal medyada görmüşsünüz bir konuşması var. 1986'da yapmış. İsrail diyor 3 milyar dolara bizim için önemli bir devlet diyor. Yani eğer orada İsrail olmasa biz gider orada İsrail oluştururduk diyor. Nasıl o bölgeye gideceğiz diyor. Orada artık bir ayağımız var diyor. Bölgede ciddi e, milli menfaatlerimiz var diyor. Kendince enerji, doğalgaz, işte jeopolitik, efendim deniz gü güzergah yolları, ticaret yolları bölgede yani aynı şekilde şimdi buradan şunu anlıyoruz. PKK'yı oluşturuyor bölgeye gelmek için. Daesh'i Trump'a göre Daesh'i Hillary ve Obama oluşturmuştu. Yine bölgeye gelmek için. Yani Joe Biden'ın o konuşması nedir? Amerika bir bölgeye gitmek için ayak basacağı bir şey bulması lazım. Şimdi Asya'da Tayvan'ı buldu. Buradan gidiyor. Şeyde Avrasya'da Ukrayna'yı buldu. Buradan şu an devam ediyor. Dolayısıyla... Amerika'nın şu anki gündeminde Orta Doğu'da barış istiyor. İsrail'le Suudi Arabistan'ın ve Arapların ordusunu entegre edecek bir güvenlik konsepti geliştirmişlerdi. Hindistan Ortadoğu Avrupa ekonomik yolu çerçevesinde Hindistan İsrail'i barıştırıp sadece ekonomik değil bir güvenlik mimarisi oluşturacaktı. Bu da çöktü. Hindistan ekonomik yolu da muhtemelen belli bir uzun bir süre gündeme gelemeyecek. Dolayısıyla Amerika burada e, gelip büyük Orta Doğu falan bunu yapacak e, şeyde değil. Başı büyük dertte. Dün de söyledim. Peki Amerikan doktrinlerine bakalım. Değerli arkadaşlar ilk Amerikan başkanlarının doktrin, doktrin James Moore başkan 1923'te 1923, bunu ilan ediyor. Nedir bu? Avrupa'da Napolyon savaşları birbirine giriyor sürekli. Sonra Ruslar, Albanlar, İngilizler bir araya geliyor. Yani niye savaşıyoruz? Birbirimizle. Dışarıya yönelelim. İşte Osmanlı var. işgal edilecek Afrika var. Viyana Kongresi'ni düzenliyor 1815'te. Hemen 7 yıl sonra Amerikalılar bir doktrin yayınlıyorlar. Diyorlar ki Avrupalıların dünyanın neresine gittiğine biz karışmayız. Ama Avrupa Kuzey Amerika'ya ve Güney Amerika'ya karışmayacak. Onlar da bize karışmayacak. Karışmayız diyor. Hakikaten de Dünya Savaşı'na kadar karışmadılar. Birinci Dünya Savaşı'nda da davet üzerine gittiler. Yine karışmadılar. Yani Avrupa'nın davet üzerine gittiler. Neyi gördü bunlar? Bu Avrupalılar aç gözlü. Sömürgeci bunu biliyorlar. Amerika'nın yerlerini gelip işgal ettiler Amerika'yı. Amerika'yı keşfetti diyor da Amerika'yı işgal ettiler. Zaten vardı yani Amerika'yı. Dolayısıyla bunlar bir kere daha bize gelir mi acaba diye Amerika'yla böyle bir şey doktrin hazırladılar. Ana özü Amerika kıtanın dışına çıkmayacak, Avrupa'da bu tarafa gelmeyecek diyor. Bu 1823'ten İkin Dünya Savaşı'nın sonuna Başkan Truman doktrinine kadar devam etti. 1947 Amerika Birleşik Devletleri Truman yani atom bombasını atan önemli kuruluşlara imzası olan Marshall yardımları gibi bizi ilgilendiren Başkan Truman iki kutuplu bir dünyada Sovyetler blokuna karşı Türkiye, Yunanistan'ı filan korunması gerektiğini gibi merak eden Başkan Truman doktorun diye bakar. Üçüncü doktrin Eisenhower 1957'de aynı yine komünizme karşı olan mücadelede onun da söylemleri var. Dördüncüsü Başkan Nixon 1970 Başkan diyor ki Nixon biz tüm mütefiklerimize yardım ediyoruz da diyor artık Amerikan askerleri ne dolayı aynen Trump gibi düşünüyor. Onlar savaşsın diyor biz para verelim, silah verelim yardım verelim diyor. İşte Joe Biden'ın Orta Doğu'ya bakışı yeni güvenlik konseptinde aynı Başkan Nixon'in bakışıyla aynı. Biz diyor Orta Doğu'da savaşmayacağız mağrib olaraktan ama yardım edeceğiz diyor. Güvenliğini kendi sağlasın. Araplarla İsrail'in güvenlik mimarisi oluşturuyordu. Başkan Nixon'dan sonra kim geliyor? Carter. Carter geldiğinde ateşli bir doktrin hazırlıyor Orta Doğu'ya yönelik. Nedeni de şu. O dönemde ee, İran devrimi oluyor. Aynı zamanda e, yine Sovyetler Birliği'ne karşı diyor ki bu diyor İran eğer Hürmüz Boğazı'nı filan kapatırsa diyor bak bugün yine gündemde bu. Kapatırsa diyor başımız ciddi derde girer bizim tüm menfaatlerimiz gider bölgeye yardım işte uçak gemisi gönderiyor filan. Başkan Carter'dan sonra ne geliyor? Bush doktrini. İşte bugün Türkiye'de Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor. Efendim Amerika buraya geliyor. Büyük İsrail diyor ya. Şu an bu eski doktrin, yeni doktrin değil. Buna Amerika Beşiktaş'ın mecali yok artık. İşte Afganistan'da bunun örneğini yaşadı. Şimdi Hamas'ın saldırısı Amerika Beşiktaş'ın Orta Doğu'daki şeyini çökertti. Yani güven, Araplarla İsrail'in güvenlik entegrasyonunu, ekonomik entegrasyonunu, Orta yönelik hesaplarını, şimdi Amerika İran'la barış görüşmeleri yapıyordu, karşı karşıya geldi. Amerikalılar veyahut İsrailler ilk İsrail Cumhurbaşkanı İran'a hedef gösterdi. Bu Hamas saldırısının arkasında İran var diye ama Joe Biden hükümeti Amerika'da beyaz sıra açıklama yaptı. Elimizde bir kanıt yok dedi. İran yapmış mıdır bana göre zor. Niye? İran'la İsrail birbirinin düşman ihtiyacını karşılıyor. Bir noktada varlık nedeni. Yani İran'ın şeyine bakarsan Azerbaycan'a savaş açar mı? Açabilir. Suudi Arabistan'ı açabilir, Irak yani her taraf açabilir ama İsrail'e veyahut da şeye kendisi direkt savaş açmaz. İsrail'de batıdan yardım almak için aha geldi hangi gitti İran'ın nükleer bombası var yapıyorlar. Yapmaması için elinden geleni yapar ama İran'ın varlığı İsrail'in varlığıyla paraleldir. İsrail için söylüyorum bunu. İran'daki devrim muhafızlarının e, arka planda geçmişte İran Gates skandalı var. Büyük şeytan Amerika dediklerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den silah alıp bunu İran'a satıyor. Parasını da Nikere ki gerillilere gönderiyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde Ahmet Necad'ın eski Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Biz olmasak Irak'ı ve şeyi işgal edemezdi Afganistan'ı diye. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Irak'a geldi. Evet Irak, İran büyük şeytansa Irak'a neyi bir şeyi hükümete teslim etti? Mezhepçi. Yani İran'a teslim etti, eline koydu. Bak sonradan Irak hamleler yaparak farklı bir noktaya doğru gidiyor şu an. Ama geldi, Irak'ı İran'a teslim etti. Irak İran'a teslim ediyor, Suriye'den Lübnan'a bir çizgi oluştur diyor bu noktada. Yani mezhep kavgasını burada körüklemek istiyor. İran işine lazım. Dolayısıyla şimdi istihbarat savaşlarına geleceğim biraz sonra burada nerede istihbarat savaşı var diye. Değerli arkadaşlar bu nedenle benim yaklaşımım Amerika'nın ne yapmaya çalıştığını kendi güvenlik belgelerinde var. Kendi davranışlarında. Bakın bu noktada İsrail'de resmi atanmış bir büyük elçi yok. Kuveyt'te yok. ummanda yok. Büyük elçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunun anlamı ne değerli arkadaşlar? Ayrıca bölgeye yönelik birçok Joe Biden hükümetinin kadrosu boş. Yani Amerika devletleri böyle bir şey peşinde olsa hepsini atar, değil mi? Şu an Amerika'nın bak bir kere daha söylüyorum başı dertte. Eskiden örgütlerle, küçük devletlerle uğraşıyordu. Şimdi nükleer güçle karşı karşıya, Çin Eğer durduramazsa bunu, daha sonra durduramayacağını biliyor. Amerika'da generallerin açıklamalarına bakıyorum. Ya şimdi ya hiçbir zaman diyorlar. Bu nedenle Çin'i durdurmak için teknolojik olarak sınırlamak, ekonomik olarak sınırlamak, istihbarat olarak sınırlamak, efendim, jeopolitik olarak sınırlamak, Çin'in projelerini başarısız kılmak için her şeyi yapıyor. Amerika'nın buradaki yaklaşımı Çin kurallara dayalı uluslararası toplumun altını oyuyor. Kendi e, total kendi dik, komünist rejimi yani diktatörlük rejimini diyor Amerikalılar e, ihraç etmek istiyor diyor. Bu nedenle demokratik ülkeler platformunu kurdu. Hedefte Çin var. Amerika'daki e, genelde günlük olarak da e, Amerikan hükümetin dış politikası ile ilgili medyayı takip ediyorum. Ne yapıyor diyeyim. Makalelerin %70'i Çin ile ilgili. Neredeyse yani. Ama 2001'de %70'i hatta %100'ü Orta Doğu ile ilgiliydi. Şimdi Orta Doğu'da başka güçler var. Türkiye var şu an. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye yapma etme diyor ama dinlemiyor. Bir süre sonra ne yapacak? Hep baştan beri diyorum bırakacak. Başka çaresi yok bu noktada. Uçak gemisini getiriyor. Ne yapar? Yani yerin bombalar uçak gemisinde. Değerli arkadaşlar Amerika'da bir seçim var ve bu Siyonist lobinin bir gücü var. Medya gücü var. Dolayısıyla buna kadar işi oyalayacaktır yani. Mesela Antalya Belediyesi Dışişleri Bakanı bir tweet attı, sildi. Niye sildi geri? Attı tweet'te her iki tarafa itidal çağrısı yapıyor. Barış görüşmelerinden yapılsın diyor. Hakan Fidan'a da bizim Dışişleri Bakanımızı çağırıyor. Hemen sildi. Daha sonra ne dedi? İsrail'in kendini savunma hakkı var. Yani seçim sürecinde bu sahil duruşu göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Armageddon Savaşı'nı dünkü videoda anlattım. İzlemeyen arkadaşlar izlesin. Yani Reel analizler doğru yapamazsak eğer hayal peşinde kuşarız, ıskalarız bu noktada. Şimdi Zengezör Koridoru'nda ABD'nin tavrı ne? Türkiye'ye diyor ki desteklerim ama şartlı. Yoksa kösteklerim diyor. Nedir şartlı? Ya işte siz artık büyüyorsunuz. Türk devleti Teşkilatı kuruyor. Çin'i Zengezör Koridoru'ndan sıkıştırmayalım. Doğu Türkistan'a kadar uzanalım. Beraber gidelim diyor. Böyle gelecek. Böyle geldiği zaman PKK nerede duracak burada terör örgütü? Önümüzdeki günler bunu göreceğiz doğal olarak da. Şimdi e, İsrail, e, değerli arkadaşlar, Hamas bir saldırı yaptı, sivillere saldırı kabul edilemez. Ama İsrail'in yaptığı şey hiç kabul edilemez. Saldırının ötesinde, yıllardır uluslararası hiçbir hukuku tanımıyor. Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri bugün açıklaması vardı. 56 yıllık işgalin bir sonucu bu diyor. Uluslararası Uluslararası hukukta değerli arkadaşlar, e, ezilen hakların hukuksuz işgal edilmesinde illegal yöntemlere başvurmasıyla ilgili bazı usta var. Yine de sivil arkadaşlar, dünyanın neresinde olursa olsun, ister Ukrayna, ister Yunanistan, ister İsrail, ister Filistin. Ama İsrail bu noktada uluslararası hukuku tanımayan bir ülke. Şimdi e, ne oldu? Hamas'ın saldırısında, sonrasında karizma hiç izdirdi İsrail. Bunu ben söylemiyorum. Tüm dünya söylüyor. En iddialı olduğu yerden vuruldu. Güvenlik ve istihbarattan vuruldu. Gök işte demir kubbe diyordu. İstihbarattan bahsediyordu. Ama şimdi istihbarat ve güvenliğinin geçilebilir olduğu bu Araplarda bir şaşkınlık oluşuyor. Tüm dünyada da böyle. Dolayısıyla Hamas başka bir şey yaptı. Peki şimdi şöyle bir soru sormuş. Hocam Hamas bile bile kendini ezdirecek, yok ettirecek. Hamas'ın yöneticileri İsrail'le iş birliğine giderek mi bunu yaptı? İsrail gidip gaziyi işgal edip Filistinleri sürecek de denizsiz bir Filistin mi bırakacak diye. Yani mantık kullanılma hizmetinde değerli arkadaşlar böyle olduğunu düşünmüyorum. Neden? Hamas zaten işgal altında hapsedilmiş. Açık bir hapishane orası. Yani şimdi bir şu soru sorulabilir. Kurtuluş Savaşı'nda, Bizim bizim e, atalarımız e, savaştı mı? Savaştı. Çanakkale'de savaştı mı? Savaştı. Niye? İşgale gelen bir ordu var. Dolayısıyla şimdi savaşmayacak mı? Ne yapacak ama? Başka bir şans yok Hamas'ın. Ve konjüktürü iyi yakaladı. Bunu Hamas'ın daha üstünde bir organize akıl olduğunu söylüyorum. Yani söylüyorum derken bilgiye dayalı değil. Olayları okuduğumda bir organize akıl var burada. Şimdi... Is Tüm medyada, tüm dünya medyasında tartışılan bu güvenlik ve istihbarat zafiyeti niye oluştu? Tabii ki Amerika Beşiktaş'ın Orta Doğu'da eğer büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde devam etseydi oluşmazdı. Amerika tüm ağırlığını Hint Pasifiye uydularına gönderdi, Çin'in Çin çevresine. Aynı zamanda Ukrayna'ya gönderdi. Böyle bir şey beklemiyordu. Bastırdık, bitti, sindirdik diyorlardı. Ama işkara uğrayan yeryüzündeki bir millet, Dünyanın neresinde olursa olsun sindirmek çok zor. vatanımı işgal edildiğinde. Dolayısıyla e, her adem Müslümanlardan mümkün değil bu. E, sindiremezsiniz bir şekilde. İşte Ukrayna'yı görüyoruz. Ukrayna'yı Ruslar sindirebildi mi? Bilakis ömür boyu çevresinde bilenmiş bir Ukrayna var artık. Ruslar için. Aynı şekilde. Dolayısıyla zaten bir açık hapinası. Peki bu noktaya niye geldi? Amerika'nın Birleşik Devletleri isteseydi bunu çözerdi. Barış görüşmesi yapıyoruz diyerekten İsrail tuttular. para İsrail aktardılar. Teknoloji İsrail aktardılar. Filistin'e de sürekli taviz ver. Taviz ver. Uluslararası hukuktan bahseden Amerika Birleşik Devletleri o bölgeleri Filistin toprağı olduğunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Batı Şeria'daki yerleşim yerleri mevcut işgali. Rusya Devlet Başkanı Putin'in söylediği gibi 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini destekliyoruz diyor. Cumhurbaşkanımız da aynısını söylüyor. Çin de benzeri söylüyor. Dünyada birçok ülke söylüyor. Bugün Meksika devlet başkanı biz bu işe karışmayacağız, tarafsız kalıyoruz diye açıklama yaptı. Ama Amerika Birleşikleri bu e, Siyonist lobinin etkisiyle onların isteğe doğrultusunda bu işi bu noktaya getirdi. Ve çözdüğünü düşünüyordu. Hamas doğal olarak da harekete geçti. Tabii ki Hamas'ı ilgilendiren şey Suudi Arabistan'ın bu normalleşmesi yeniden tamamen unutulacaktı. Nasıl ki Amerika Birleşik Çin'e karşı ya şimdi harekete geçeceğiz ya hiç geçemeyeceğiz dediği gibi Hamas da ya şimdi geçip bu oyunu bozacak, Amerika, İsrail ve Arap ordularının entegrasyonunu bozacak, Körfez'in İsrail'e ekonomik entegrasyonunu bozacak, ben buradayım diyecek. Ve şimdi İsrail'in tartışılan şeyine yenilmez algısı, çaydırılıcı gücü gitti. Peki ne yapıyor şimdi Netanyahu İsrail Başbakanı? E tabi ki bin kişi ölü yaklaşık. Şimdi 900 açıkladılar da bu bini geçer. Değerli arkadaşlar bakın. Şu an Gazze'de savaş istediği savaşı kazanır. Ama sonuçta yenilecek. Ne yenilecek ondan bahsedeceğim. E, şimdi Türkiye'de diyelim ki bir PKK terör örgütü bir saldırı yaptı. E, Allah göstermesin bir vatandaşımızı bir vatandaşımız şehit etti. Hükümet ne bu şey bu noktada? Vatandaş neyi sorgular? Şimdi bir de İsrail gibi kibirli ve kendini beğenmiş, iddialı bu noktada, terör noktasında kendince terör tabii ki Filistinlere terör örgütü demiyorum. Terör noktasında iddialı bir ülkenin zafiyetleri bin kişiyi kaybetmesi şimdiki birleştiriyor. Bak şöyle olacak. Önce birleştirecek İsrail'i işte e, e, muhalefette birleşecek. İsrailler doğal olarak da Amerika'dan da geliyorlar. E, zaten problem vardı yargı düzenlemesi nedeniyle. Netanyahu hükümetine karşı protestolar var. 9-10 aydır yaklaşık. Şimdi İsrail birleştiriyor ama İsrail gazetelerinde günlük sürekli takip ediyorum. Netanyahu'ya yüklemeler başladı. Hertz gazetesi var İsrail'in. Başımıza gelen bu felaketin tek sorumlusu Netanyahu'dur diyor. Ve Sisler biraz dağıldığında bu hasmetmek çok zor. 1973'teki Yom bir savaşından daha kötü. Ve İsrail'in dünya genelindeki algısını, nasıl ki Rusların böyle acayip bir savunma sanayinde güçlü, disiplinli bir istihbarat algısı vardı, çöktü. Bu aynen İsrail'de de aynı şekilde çöktü. Birbirine girecek ve doğal olarak da şurası önemli. Dün de ifade ettiğim gibi, İsrail nüfusunu artırmak istiyor. Bunun için dışarıdaki Yahudileri gelmesini istiyor. Şu an biraz zor. İçeriden de nüfusun %10'u gidebilir. Mevcut zaten nüfus yaşlı. Buradan da bambaşka bir dönem başlıyor. Filistinlere ezebilir. Zaten silahsız, ciddi silahları yok. İsrail'in bu hava gücü karşısında, tankları karşısında ne yapabilirler? Ama 2 milyon kişiyi öldüremez. Kalan yine devam eder. Dolayısıyla İsrail halkı ilk kere... İsrail dışarıdan korkutmak mümkün değil değerleri tehdit etmek. Ancak İsrail halkı bu yönetimi korkutabilir. İsrail halkı şu an sorgulamaya başlıyor. Ve hahamlar, bak Amerika Birleşik bir haham konuşma yapmış. İşgalci diyor, yönetim diyor, böyle insanlar ezilmez diyor. Bu sorgulanır. Dolayısıyla mevcut Netanyahu hükümetinin anlayışının yenilecek diyorum. Bunu İsrail kendi içinde yenecek aynı şekilde başka bir şey. Yani dünkü Kolombiya Devlet Başkanı'nın e, fil İsrail Filistinli çocuklar huzur için duyursa İsrail'i çocuklar da uyur diyor. Çok önemli bir söz bu. Muhteşem bir şey. Aynen. Bu noktaya geleceklerini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bir tasfiye süreci başlar bu noktada. Güvenlik bürokrasisinden birçok siyasete kadar. Ama şimdi değil. Bir süre devam eder. Amerika Birleşik Devletleri de Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktasında güvenilirliğini zaten önemli ölçüde kaybetmişti ama şu önümüzdeki süreçte tüm dünyada sorgulanacaktır. Çin bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Rusya, Amerika bir bu sert ve çalışmacı girişimini desteklemiyoruz şeklinde. Dünyadaki birçok ülke, şimdi Hamas sen işgal etmişsin, toprağını almışsın, adamı sürmüşsün, kapatmışsın. Hamas bir saldırıya geçmiş, bir mantığı var. Ama şimdi şu anki önümüzdeki süreçte yaşanacaklarda diyor ki Nete Yahu öyle bir hareket çekeceğiz ki diyor. Artık Orta Doğu'da yeni bir Orta Doğu olacak diyor. Putin'in bir açıklaması var. Bu üçüncü ülkelere sıçrayabilir diyor. Neden ya ne yapacak acaba? Lübnan'a mı girecek? Çünkü Lib e, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bugün baktım ambulanslar hareket halindeydi. İki tane Hizbullah militanı öldürülmüş. Gerçi bunu İslami cihad üstlendi bizim Filistin, bizim adamlarımız dedi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Bu, e, Hizbullah'tan söz aldık. İsrail saldırmadığı müddetçe saldırmayacak şeklinde. E, İsrail'in bu noktada e, yani kibirin getirmiş olduğu kesin yıkım faaliyeti İsrail efsanesinin son olacağını düşünüyorum ben. Dünyadaki algı olarak şimdi tüm dünya rüperde Birçok farklı ülkeden o müzik festivaline sivillere Hamas'ın saldırmasında birçok farklı ülkeden ülkenin vatandaşı ölmüş. Hamas bu noktada baktım akşam İsrail'le barış görüşmelerine başlayabiliriz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştü, Mahmut Abbas'la görüştü. Ama İsrail belli bir karizmayı düzeltmek için büyük bir yıkım yapacak. Gazze'de önemli bir yıkım yapacak ama bu yıkımla bu mücadele durdurulmaz Nasıl ki Trump dönemine geldi, biz ulus inşasından vazgeçtik dedi. İsrail'de bu yaptığı yıkım sonrası aynı şeyi yine devam edeceğini düşünüyorum. Bu noktada İsrail'in kendi içinde başlayan sorgulama sonucunda bir iki devletli görüşmeye daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği şu an Filistin'e yapmış olduğu tüm yardımları askıya aldı. Amerika şirketleri de askıya alacaktı. Malezya'da bir açıklama yaptı. Filistinlilere para topluyor. Yarın Katar para verir. Para işi bir şekilde çözülür. Ama Amerika'nın Ortadoğu'daki tüm hesapları alt üst oldu. Büyük Ortadoğu projesi bitmişti. Şu an zaten bitti. Bakın Büyük Ortadoğu projesinde ne oldu? Suriye'yi yık, Irak'ı yıktılar. Ama şimdi Irak, Çin'in bir kuşak bir yol endeksiyle, Türkiye ile kalkınma yolu projesinde, ve şu an Amerika askerleri çekilsin ihtiyacımız yok diyor. Yani Irak'ı kaybetti aslında. Aynı şekilde Suriye. Suriye geldi başladı olay. Ne oldu? Çin Suriye Başkanı Esad'ı davet etti. Asya oyunlarında stratejik ortak ilan etti. Ve Suriye'nin yani nereden baksan 1 trilyon dolar parası paraya lazım. İnşa edilmesi için Japonlar gelecek, Çinler gelecek. Peki kim inşa edecek orayı? Bir de Suriye Birleşmiş Milletler'e müracaat yaptı. Amerika Birleşik Devletleri 125 milyar dolarlık dolumuzu çaldı dedi. Suriye yıktı. Ne oldu? Çin geliyor. Ya yani çünkü para yok batıda. Bu anlamda vermezler de zaten. Peki Libya şu an istediği gibi sonuçlanmadı. Aynı şekilde Afganistan. Afganistan'da terör kovalıyoruz dedi. Terör dedikleri Afgan halkının bir bifi kendisiydi. Şimdi Afganistan'ı yönetiyor. Ve ne oldu peki? Çin ilk büyük atadı ve petrol anlaşmasını yaptı. ve devam ediyor. Eski, önceden şöyle bir yorum yapardım. Ya birileri Amerika Birleşik Devletleri'ne yıkım görevi verip de inşa sürecini Çin'e mi yaptıracak? Coğrafya böyle mi yerleştirecek diye. Ama artık öyle olmadığını görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemdeki güç sarhoşluğu olaraktan bu tip şeylere giriştiler ama pişmanlar şu an. Niye pişmanlar? Çünkü büyük vakit kaybettiler ve hiçbir şey kazanamadılar sadece ölüm, acı, gözyaşı ve bir Amerikan nefreti oluştu. Dolayısıyla bu olayda şimdilik seçim endeksi İsrail'e böyle diyorlar. Bir daha iki devletli çözüm istiyoruz diyor Joe Biden ama tek devletli gibi hareket ediyor doğal olarak da. Bu noktada uluslararası tepkiler önümüzde günlerde göreceğiz. Her ne kadar Yahudi lobisi güçlü olsa da dünya insanından çok farklı tepkileri de göreceğiz bir sorgulama süreci başlayacak. Şimdi istihbarat bu olaylar neresine? Değerli arkadaşlar bakın, bu tip olayda herkes kendine yutmaya çalışır. Bir video gördüm sosyal medyada. Videoda sözde Hamas elemanı ki bu bir istihbarat videosu belli. Biz diyor silahları Ukrayna'dan aldık diyor. Şimdi Ukrayna almış olabilir mi? Evet. Çünkü zaten kayıp silahlar var. Ukrayna'da hırsızlar var. Amerika'nın en büyük rahatsızlığı biz yardım ediyoruz ama hırsız var orada diyor. Sürekli birçok bakan ve üst düzey görevli yetkili görevden alındı. El altından satmış olabilirler mi? Evet. Bunu Ukrayna mı vermiş oldu? Hayır. Ukraynalı bir hırsız çaldığı silahı satmış olabilir. Aynı şekilde Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Sizin eliniz var diyor. İngiliz eski bir albay İngilizlerden e, bir makalesini okudum. İsrail'e bir gazetedeydi galiba. Bugün yazmış makaleyi ya da dün akşam yazmış. Hamas'ı diyor İsrail'in üstüne salan el Moskova'da diyor. Şimdi İngilizlerin ruslar Ukrayna Savaşı'nın en büyük savunan baktığımızda kim bu işin devamını isteyen? İngiltere öyle görünüyor. Dolayısıyla Rusya'yı bu işin içine çekerekten Avrupa Birliği'ni etkileyip Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemeye çalışıyor. İstibat kolpası diye bakıyorum ben buna. Ve önce İran'a hedef gösterdi İsrail Cumhurbaşkanı. Arkasından Amerika'daki Şahin denen bu Siyonist lobinin yetkisinde yetkiler gösterdi ama Beyaz Saray açıklama yaptı. İran'ın elimizde bir kanıt yok şeklinde. Mısır istihbarat yetkilisi bir açıklama yaptı. Biz yetkili diyor ama isim de verilmiyor. İsrail'e bir gazete yayınladı bunu. Biz diyorlar neden ya, o ya büyük bir şey olacağına dair birkaç kere bilgi verdik. O kayıtsız kaldı. Bu noktada biz çok şaşırdık diyor. Yani böyle biri var mı yok mu onu bilemiyorum. Böyle bir olay olduğunu da zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla her istihbarat teşkilatı bu noktada bu olayı kendi lehine manipüle edecektir. Bir de bireysel Hamas'ı sevenler, Filistin'in mazlumları sevenler, efendim İsrail'i sevenler, dünyadaki Yahudiler kendileri bireysel videolar oluşturuyorlar. Olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyorlar. Bilgisayardaki birçok savaş oyunlarında sahneler uçak düşürülüyor filan. Bunlara da dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki süreçte ne olacak peki? Çatışma yayılır mı? Gelebiş burada kilitleniyor. Bu çatışma yayılır mı? Normal şartlarda yayılmaz. Ama İsrail'in şu anki gözü dönmüşlüğü bu çatışmayı yayabilir. Nereye yayabilir? Lübnan'a yayabilir. Sonuç ne olur? Yine kaybeder. Büyük kaybeder. Yani değerli arkadaşlar kazanmak bazen sahada kazanırsınız da öldürebilirsiniz de geriye çekildiğinizde şöyle bir baktığınızda kaybedersiniz. Neyi kaybedersiniz? Prestiji kaybedersiniz. Caydırıcınızı kaybedersiniz. İnandırıcınızı kaybedersiniz. Size partnerlerinizin işte Avrupa'nın, Amerika'nın destek olma noktasındaki şeyi kaybedersiniz. İçerideki halkı kaybedersiniz. Dolayısıyla bu noktada savaş büyüdüğünde daha da kaybeder. Netanyahu'nun dediği gibi bir şey gelişmez. Diyelim ki büyüdü. Hizbullah'ta çok füze var. İran yürüyor otomotik bir işin içine. Büyür mü? Büyümez. Amerika şirketleri Bunu isteme. Neyi istemez? Şu an seçime gidiyor. Mesela şimdiden bile petrol fiyatları arttı. Amerika şirketleri Suudi Arabistan'a petrol fiyatları, petrol üretimini arttırmak artır diye Suudi Arabistan kısıntıya gitti. Rusya ile koordineli gidiyor. Ne yaptı? Bunun için İran'ın petrollerini sahaya sürmek için İran'a görüşmeler yapıyor. 6 milyar dolar parasını serbest bıraktı. Çünkü seçime gidiyor. Amerika'da bir ekonomik problem var. kendileri söylüyor zaten. Faiz artırımına gidiyor Amerika Merkez Bankası ve yeni yeni daha sabit bırakmıştı geçen sefer. İndirmeyi konuşma en azından Avrupa indirmeyi düşünmüyor da şimdi petrol fiyatları yükselecek. Altın yükselecek. Çünkü geçmişteki İsrail Yom Kupir Savaşı'nda e, Süveyş Kanalı'nın kapanması, efendim e, aynı şekilde Körfez'in e, petrol üreticilerinin ambargoları filan e, sarstı piyasayı ciddi anlamda. Şimdi İran sahaya girerse aynısı olur. Hürmüz Boğazı'nı kapatır. Yani önemli doğalgaz, petrol tüm taşıma trafiğe kapanır. Birbirine girer. Bu nedenle İran'da Amerika Beşiktaşları bir, bir savaş istemez. Bölgedeki savaş körfezi de etkiler bu noktada. Ayrıca ya tamamen Çin'e odaklanmışsın. Gelip burada tüm gücünü buraya veriyorsun. Peki savaş büyüdüğünde Ukrayna ne olur? Yem olur Ruslara. Çünkü şu an Amerikalılara bakıyorum. Tartışmaya başladılar. E şimdi bir de bu savaş büyürse İsrail'e kaynak aktaracaklar. Ukrayna mı öncelikli? İsrail mi öncelikli? Elbette İsrail öncelikli. Peki bu zaman şimdi Hedef neydi? Rusya'yı stratejik olaraktan zayıflatmak, Ukrayna'da çökertmekti. E bunda başarısız olacak. Bakın devlet Amerika Birleşik Devletleri birinci hedef düş Rusları koymuştu hedefe. Savunma sanayi açısından, Ruslar ekonomik açıdan Çinler demişti. Orta Doğu'da bu savaşı büyütürse başına ne geleceğini biliyor. Ukrayna'da ve Avrupa'da ve diğer Amerika'daki halklarda zaten bir bıkkınlık var. Sürekli savaşı finanse ediyorlar. Slovakya'da hükümet değişti bundan dolayı geldi Ukrayna'ya yardımı durdurdular. Bizim daha acil problemlerimiz var dedi. Önümüzdeki dönem Avrupa'da arka gelir. İşte şimdi soru nereden girdim ben? Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail için mi geliyor filan? İşte savaşa mı geliyor dediniz ya? Hayır. Amerika'nın şu an için benim gördüğüm stratejilerine burada büyük bir savaş Amerika'nın işine gelmez. Çünkü bir daha Orta Doğu toparlayamaz şu an için hata yaptığını anladı Joe Biden. Diplomasiyle çözeceğim dedi. Ötekileştirdi. Ne oldu Ortadoğu'da? Doğu'da? E gitti Suudi Arabistan. Birleşik Devletleri gitti. Mısır gitti. Aynı şekilde Kuveyt'te Şangay İşbirliği Diyalog Örgütü oldu. Ve petrol fiyatını kontrol etme yetkisini kaybetti. Ve G20'de tüm dünyaya açıklamış olduğu Hindistan, Ortadoğu, Avrupa ekonomik koridorunu kaybetti. Ve altın fiyatları yükselecek. Ve şimdi savaş genişlediğinde, büyüdüğünde petrol altışta olacak. Amerika yeniden faiz artıracak. Tüm dünyadan hayda Amerika doları arttığı için dünyanın diğer yerel para birimleri değer kaybedecek. Amerikan tahvilleri aşağı doğru gidecek. Ekonomi karışır. Zaten karışık. Amerika'daki büyük medyaya baktığınızda problem yok gibi görünüyor ama Amerikan küçük esnaflara baktığımızda ciddi sıkıntı. Halkta da öyle. Halkın önemli bir kısmı maaştan maaşa geçiniriz. geçiniyoruz diyor. Geçiniyoruz diyor. Anketlere bakıyoruz. Orta Doğu'daki bir savaş şu an İsrail'in bu olayı bölgesel olarak genişletmesinin önündeki engel Amerika Birleşik Devletleri olacağını düşünüyorum. Tüm hesaplarında alt üst eder bu. Çin'e karşı Hint Pasifik'teki ortakların da yani en azından orada demokrasi, insan hakları falan diyor ya. Bu topraklar kimin? İsrail'in değil. Birleşmiş Milletler'e göre. Kimin? Filistinlilerin. E kapatmışsın onları. Şimdi bir de Mahmut Abbas açısından da sonucu söyledim. E, Hamas'ta Mahmut Abbas arasında Hamas Gazze'yi kontrol ediyor. Mahmut Abbas Batı Şeria'yı, İsrail taktik olarak ikisini ayırdı. Bir sarı öküz hikayesi var bilirsiniz arkadaşlar. Meşhurdur. Kurtlar gelmiş bakmışlar hepsine saldıramazlar. Saldırsalar boynuzlanırlar. Gitmişler konuşmuşlar. Efendim işte... Bizim sizin inek sürünüzle, bir öküzünüzle her neyse bir şeyimiz şu sarı öküz var ya demişler. Ondan gıcık kapıyor kendisi. Derdimiz onunla. Verin size dokunmayacağız. Onu veriyorlar. Onu yiyorlar. Sonra gidiyorlar ya şunu da verin. Size dokunmayacağız derken en son ikisi kalıyor. Birbiriyle konuşuyor ineklerin. O sarı öküzü vermeyecektik diyor. Dolayısıyla şu an dünyada jeopolitik okumalarda devletlerin, e, diplomatik ilişkilerini takip etmek gerekiyor. Dışişleri bakanları daha çok nereye gidiyor? Bir. iki Atadığı elçiler önemli. Kalifiye elemanlar. Mı? Bak ortada o da doğru düzgün elçi yok. Amerika işaretlerinin artı. Askerlerini nereye yönlendiriyor? Artı bütçede hangi bölgeye pay var? Artı güvenlik doktrini. yani. Bu nedenle analiz yaparken özellikle gençler dün cari olan bir şey aha buymuş değil. Yani Bush doktrinine ile şu an Orta Doğu açıklanmaz Büyük Orta Doğu projesi çökmüştür. İsrail de şu an gider sivilleri iste, sivilleri ezebilir, öldürebilir, binaları yıkabilir, ama kaybetti. Benim gördüğüm kadarıyla. Peki hocam işte öldürüyor, niye kaybetti? Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri de gitti Afganistan'da Taliban'ı öldürüyordu ama kaybettiler sonuçta değil mi? E bunun bir zamanı var, süreç şu an İsrail'in aleyhine bir süreç var. Ancak İsrail, e, Netanyahu'nun bunu yapacağını zannetmiyorum. İsrail e, yeni bir hükümet seçilir. E, Lapid gibi iki devletli bir şeyden bahsediyorlardı. Filistin'de şimdi problem, muhatapta problem var. Mesela İsrail'de bugün bir gazetede bir haber vardı. Diyor ki, baş bir müsebbip Netanyahu'dur. Nedeni de Filistinleri karıştırıp e, ayırıp birbiriyle kapıştırmak için besledi diyor Hamas'ı diyor. Enteresan bir görüş bu da. Şimdi Batı Şeria'daki Mahmud Abbas yaşlandı. 87 yaşında biri. İsrail'de iyi geçiniyor. Hamas'ı hiç istemiyor. İsrail askerlerinin Hamas'ları Batı Şeria'da operasyon yapmasına da izin veriyordu. Şu an mecbur İsrail'i kınayacak. Yoksa Hamas öyle bir noktada ki bunlar dolayısıyla Filistin'de de yeni bir değişiklik gündeme gelebilir. Bunu kim yapabilir peki? Bunu Türkiye, Katar öncülüğünde muhtemelen çünkü şu an Katar e, barış görüşmelerine başladı. yani Esir değişimi noktasında hem İsrail'le görüşüyor hem Filistin'le görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusundadır bu. Türkiye yarın bir gün devreye girebilir. Bu nedenle Filistin'de de yeni bir liderlik söz konusu gündeme gelebilir. nasıl Çünkü barış masasında İsrail'le bir lider yetmiyor. Bir de Filistin'den birileri lazım. Bunlar da iki parça şu an. Birleşmesi de lazım aynı şekilde. İşte gündeme gelecek konular daha sonra sisler dağıldığında intikamını diyelim aldı geldi oturduklarında kendi içine döner bu savaş İsrail'de. Ve e, değerli arkadaşlar şimdi bizim medyamızda bazı arkadaşlar Hamas'a yükleniyorlar. Filistinlere toprak sattı diyorlar. Bunu açıklamıştım. Ya şimdi şöyle bakın bu olaya. Hamas'ın Müslüman olması, Türklere şöyle yapması bunlara geçin. Birleşmiş Milletler'e göre işgal edilmiş bir ülke orası. Toprakları işgal edilmiş, sürekli baskı altında olan bir insanlar var. Ukrayna neyse şu an Ruslar tarafından işgal edilmişse aynısı daha ağır, aynısı demeyeceğim. Çünkü resmen açık hava hapishanesine kapatmışlar. Yani burada duygusaldır. Bizden yana olsa ne, olmasa ne. Burada başka bir durum var. Dünyanın gözü burada. Dolayısıyla olayları duygusal. Yani diyelim ki ee, yani A şahsı bizden olsa ne olmasa ne ya? Sadece onun mevcut kurumuna bakmak gerekiyor. Nedir? Neye maruz kalıyor? Sonuç neyi olabilir? Ee, İsrail'in vaat edilmiş topraklarında Türkiye'den pay var mı? Var. Hamas Türkiye'den toprak mı istiyor kardeşim? E geçmişte bize şöyle şöyle yaptı. İyi de şu an fiilen daha 2018'de İsrail'in şu anki başbakanı Benjamin Netanyahu attığı bir tweet var. PKK'ya yardım edeceğiz diyor. Pekala derken onu Kürt güçleri olarak algılıyor. Bu noktada da e, olup bitenleri görüyoruz. Türkiye'nin milli menfaatine bakarım ben. Kimseye dostluğumuz, düşmanlığımız yok. Ha, mazlumlarında daima yanındayız. O da ayrı bir şey. Bu sürecin biraz ilerleyen zamanında e, ABD, Orta Doğu'da İsrail'in çevresinde bir şey oluşturmaktan daha çok bize teklif edeceği İsrail'in korumalığını, korumalığı derken yani sizin bu bölgede hatta derse de şaşırmam. Türk Devletleri Teşkilatı'na bunları dalın şeklinde. Sonun sonu bu olacak. Şimdi değil. Şu an kazanır 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 ama belli bir noktadan sonra olaylar renk değiştirir. Amerika ve Şehir Afganistan'da 20 yıl gitti gitti gitti. 100 bin kişilik ordu var. Paralar geliyor. Tıkır tıkır sistem işliyor. Giderken de planlaması bir iç savaş planlayacaktı. Yıllardır Afganistan birbirine girecekti. Bir gün dayanamadı ordusu. Bu nedenle masa başı planlar her zaman tutmayabilir. Bizim buradaki yaklaşımımız bu noktada e, uluslararası hukuk çerçevesinde neyse odur. Ayrıca e, Kudüs e, Müslümanlar için önemli bir şeydir. Meşcid-i Aksa da öyle inananlar için. Bunun da yıkılmasına müsaade inan biri müsaade edeceğini zannetmiyorum. Yani kalbi en azından rahat olmaz. Her neyse. Analizlere duyguları karıştırmamaya çalışmak lazım arkadaşlar. Duygular ayrı. Hissettiklerimiz ayrı. Ulan senin bilmem neyi bağırmak ayrı. Çünkü izleyen kişi, beni izleyen Yahudi arkadaşlar var. Çok fazla. Yani Filistinli arkadaşlar var. Bir çerçeve çiziyorum burada. Gördüklerimi doğru mu, yanlış mı? Ayrı bir şey. Tespit yapıyorum. Şu anki tespit edeceğim noktada büyük oranda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey insanoğlunun inisiyatifinde değil. Bizler yaşadığımız dönemden sorumluyuz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa onların yanındayız. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.